Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli seyircilerimiz VAV Televizyonu'nda bir İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programına daha hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim bir saate yakın bir süre sizlerle birlikte olacağız. Sizlerin merak ettiği, aklına takıldığı soruları inşallah cevaplandırmaya çalışacağız. Doktor Hüseyin Kayapınar hocama ben yönelteceğim. Kıymetli hocam yayın esnasında cevaplandıracak. Tabii Sorularınızı 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu normal mesaj atarak bizlere gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan bize sorun vav wow uzantısıyla da sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Tabii vakti daha fazla kullanmayayım. Kıymetli hocama döneyim. Hoş geldiniz diyeyim. Akabinde sizden gelen soruları hocama sormaya başlayacağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Rabbim daha iyi etsin inşallah. Seyircilerimizden dünden kalan sorular var. Ee, sesli sorularımız var. Bismillah deyip ilk sorumuza başlayayım hocam. Başlayalım buyurun. Mustafa isimli bir seyircimiz. Demiş ki hocam din görevlilerinin sendika üyesi olmalarında bir sakınca var mı? Bu soruyu Yasin suresinde sizden ücret isteyenlere uymayan meyalindeki ayete istinaden soruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin tebliği veya dini tebliğ eden mübelli diyelim yani davetçi İslam davetçileri ücret almazlar bu yaptıkları işler için çünkü bunlar ibadettir. Mesela başka surelerde var. Ve eselukum alayhi min ecr in ecri illa ala rabbil alemin. Yani sizden bu yaptığım iş için ki o mesela Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam peygamberlerle ilgili bu itqale lahum akhuhum nuhun ala tatqun yani onlara kardeşleri Nuh Allah'tan sakının demedi mi ve bu ayetin devamında ben bu yaptığım işten dolayı sizden bir ücret istemem benim ücretim ezimi Allah verecektir anlamında böyle ayetler var ki bu Yasin suresindeki de bu istikamette bir ayet şimdi sendikanın din görevlilerine veya sendikanın üyelerine karşı yaptığı hizmet ibadet değil. Evet. İbadet değil. Bir hizmet. Ha, bu ne yapıyor? Yeteri kadar yapıyor mu? Aldığı aidatı hak ediyor mu? Onu bilmem. Ama hiç kimse sendikaya üye olmak mecburiyetinde değil. Onu biliyorum. Hı hı. Kanun bu. Ha. Üye olanlardan da tabii sendika bir takım faaliyetler yapıyor. İnsan çalıştırıyor. Bir, bir miktarda e, Üyelerinden aidat alıyor. Ha, kişi kendi isteğiyle, kendi rızasıyla üye oluyor. Kendi rızasıyla aidat veriyor. Bunun bir sakıncası olmaz. Dini bir yönü yok bunun zaten. Evet hocam. Dini bir yönü yok. O Kur'an-ı Kerim'de ücret alınmayacak olanlar, din hizmeti veren, dini tebliğde bulunan kişiler. Onlara siz ücret vermeyin demektir. Onlara. Ama bu sendikanın e, üyesine karşı yaptığı, işlem bir dini bir hizmet değil ki hmm. dolayısıyla sakın da onun Halil Kaymakçılar isminde bir seyircimiz demiş ki hocamız bir programda içki satılan yerden alışveriş yapmamız sorun olmaz siz temizlik malzemesi alıyorsunuz diye açıklama yapmıştı oraya katkı sağlamamız caiz olur mu? şimdi e, biz e, bu konularda bu tip sorular sorulduğu zaman iki şey üzerinde dururuz genelde bir hükmen nedir? hükmen ne demek? Ben oradan alışveriş yaptığım zaman günaha girer miyim? Evet hocam. Benim oradan alışveriş yapmam caiz mi? Bunun cevabı hükümdür. Veya fetvadır. Ve evet. orada ne diyoruz? Fetva olarak bir kimse herhangi bir marketten bir köşesinde içki bulunsa bile diğer helal gıdalardan, helal ürünlerden alması caizdir. Bak bu hüküm. Evet hocam. Ama bir de kişi şunu düşünebilir. Ya ben benim dinimin yasak ettiği bir alanda da faaliyet gösteren bir işletmeye e, katkıda bulunmak istemiyorum. Ona benim karım malımdan kar dokunmasın diye düşünebilir. Buna bir engel yok. Şimdi bu ikisi ayrı ayrı şeyler. Bir ben ona alışveriş yapmayarak bir dini siyaset güdüyorum. Yani diyelim ki ona tepkimi gösteriyorum. Alışveriş yapmamakla. Veya evet. işte ona alışveriş yapmamakla ben ona kar ettirmek istemiyorum. Ha, düşünebilir, güzel bir şey. Ama bu demek değildir ki oradan alışveriş yaparsan haram işlemiş olursun, günaha girmiş olursun. Burada önemli olan şey nedir? Sen satın aldığın mal, madde helal bir mal mı değil mi? Senin şey bu. Hı hı. Eğer biz e, günah olan her yerden devamlı hep kaçacak olursak, kaçmamız gerekiyorsa daha doğrusu, Kaçmaya çalışalım. Ayrı konu. Ama kaçmak zorunda olursak o zaman hayat yürümez. Yolda sokakta da gezmemek lazım o zaman. Evet hocam. Bu soruyla ilişkili olarak başka bir seyircimiz demiş ki içki satılan yerde çalışmak günah mıdır? Mesela gazino ya da ha, içki o, içki satılan o, marketler. o tip yerlerde yani e, mesela o gazinolarda falan o çalışanlar özellikle garsonlar vesaireler içki sunuyorlar. Hı hı. Şimdi burada iki yön var işin, iki yönü var. Bu o tip yerlerdeki çalışanlar eğer doğrudan işki e, ikramı yapıyorlarsa, yani müşteriye işki götürüyor, işki veriyorlarsa bu evet. zaten caiz değil, caiz değil. Peki ben bulaşıkhanede bulaşık yıkıyorum, yani gazinonun diyelim ki ve lokantanın işkili lokantanın e, bulaşıkhanesinde bulaşık yıkıyorum. E orada ben bulaşık yıkıyorum ve onun karşısında da yemeğimi alıyorum. Ha, ama burada şu akla gelebilir. Peki başka bir geliri yoksa o işletmenin o geliri tümüyle dinin yasak ettiği bir alanda ise e o zaman olur olurdu. Seyircilerimizden biri tağutu açıklayabilir misiniz diye sormuş. Şimdi tağut zalim efendim kendisini tanrı yerine koyan kendisini veya Allah'tan başka insanla başka tanrılara insanları tapmaya zorlayan hı hı. gibi insanlar için kullanılır. Daha veya şeyler için. Mesela Putlar için tavut denilebilir. Evet. Veya Firavunlar için tavut denilebilir. Nemrut için tavut denilebilir. Veya insanları Allah yolundan uzaklaştırmaya çalışanlar için tavut denilebilir. Yani bu tek bir anlam verilmiyor bu tavut kelimesine. Yani kötü olan fiilleri işleyenler veya insanları zorlayanlar, kendilerini Tanrı yerine koyanlar, Allah'tan başka varlıklara tapınmayı emredenler. Bunların hepsi tavut e, kelimesi altında birleşir. Yani bunlar hepsine tavut denir. Bir seyircimiz kendiliğinden bir arı kolonisi bizim bağ evine geldi. Eşim de bir kovan yapıp arıya bir de yuva yaptı. Bunun kimin olduğunu bilmiyoruz. Ne yapmamız lazım? Biz tedbir amaçlı bu yıl balını yemedik demiş. Efendim şimdi bu e, oğul verme diyorlar. Yani arıların diyelim ki e, bölünmesine, yani genç nesillerin hı hı. ortaya çıkıp ayrı bir e, kovana, ayrı bir eve gitmesi olayına oğul verme derler bizim oralarda. Hı. Şimdi bu bir... E, Arıcılar vardır. Diyelim ki bir köyde, bir erleşim belgesinde tek bir arıcı var. Evet. Ve bir tane böyle dalın birine konmuş bir şey var. Arı kolonisi var. Büyük ihtimalle o koloni o arıcıya aittir. Ama bir yerde birden çok arıcı var. Birden çok arıcı var. Ve böyle bir dalın konmuş bir işte arı kolonisi buradaki ifadeye göre Hı. var. Acaba bu hangisinindir? Burada bir tereddüt var. Veya bazen öyle olur ki yakın yerlerde yoktur böyle bir şey. Uzaktan gelip konmuşlardır arılar. bu olabilir. Şimdi burada şey şu, bu yitik bal var ya lukata. Evet. Yani buluntu diyelim, buluntu. Bir kimse yolda, sokakta yere, bir yere konulmuş, sahibi belli olmayan bir mal gördüğü zaman, onu aldığı zaman ne yapacaktır? Bir, sahibini arayacaktır. Sahibini arayacak. Ne kadar süreyle arayacak? Malın değerine göre. Nasıl arayacak? Zamanla ve ortama göre değişir. Bir köyde diyelim ki caminin minaresinden anons yapılır. Ama bir ilde, bir ilçede farklı yöntemler. Hı. Gazeteye verilir mesela diyelim. Veya işte emniyete bildirilir. Bu, bu, bu tip işlemler yapılır. Şeyde, e, lukatada. Evet. Şimdi bu arıları da bulunan arıları da lukata olarak değerlendirebiliriz. Yani hmm. buluntu mal olarak değerlendirebiliriz. Peki buluntu malı ne yapıyorduk? Sahibini arıyorduk. Bulursak sahibine veriyoruz. Bulamazsak sahibini eğer e, değerli bir şeyse bekletiyoruz bir sene falan. Evet. Değilse diyelim ki eğer fakirse bulan kişi kendisi ondan istifade ediyor. Eğer fakir değilse o malı bir fakire veriyor. Buluntu malda uygulanan bu. Bu arada da önce ne yapacaktır kişi? Sahibini arayacaktır. Yani bu arılar kimin olabilir? Bunu bir arayacak. Ha, sahibini bulabilirse ona verecek. Veya ondan satın alacak. Hı hı. Sahibini bulamadı. Eğer fakirse kişi kendisi kendisi bu arının sahibi olur. Fakirse. Fakir değilse onu fakire verecek. Ha, kendisi kullanmak istiyorsa o zaman o arının değerini bir fakire sadaka olarak verir. Şimdi burada soruda ne yapmışlar? <laughs> Alından balını bu sene almamışlar ve evet, etmemişler. Peki almadılar da telef mi ettiler? Ne yaptılar o balı? O zaman almalı ve onu fakire vermeliydiler. Ama burada en sağlıklı yol sahibini bulamamışsa o arının değeri nedir o bölgede? Hı hı. 10 lira 20 lira 20 lirayı fakire verir ve o arıya da sahiplenir istiyorsa hmm. istemiyorsa arıyı olduğu gibi verir fakire. <laughs> Eyvallah hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki sabah namazı vaktinde kaza namazı kılınır mı? Kılınır şimdi şöyle biliyorsunuz bu çok böyle sorulan çok tekrarlanan bir cevabımız. Hiçbir namazın kılınamayacağı daha doğrusu mekruh olduğu vakitler var. Evet Bir de nafile namazların kılınamayacağı vakitler var. Bu vakitlerin tamamı beş tane. Yani bu namaz kılmanın efendim mekruh olduğu vakitler beş tane. Bunlardan Hı. üçünde hiçbir namaz kılınmaz. İkisinde de nafile namaz kılınmaz. Hangisinde hiçbir namaz kılınmaz? Güneş doğarken bir. İki, güneş batarken. Üç, güneş tam tepedeyken. Farz, vacip, nafile, kaza, eda hiçbir namaz kılınmaz bu vakitlerde. Ha, hatta bu bu vakitlerde daha önceden okunmuş olan secde ayetinin secdesi de yapılmaz. Daha evet. önceden hazırlanmış olan cenazenin namazı da kılınmaz. Peygamberimiz bunu yasak etmişti. Ha şimdi bir de iki vakit daha var ki bu vakitlerde nafile kılınmaz. Hangi vakitler onlar? Sabahleyin sabah namazını kıldıktan sonra... Güneş yükselinceye kadar. Akşam üzeri e, güneş batmakta iken batıncaya kadar. Yani evet. batmanın sınırına gelmiş batıncaya kadar. Bu vakitlerde hiçbir namaz kılınmaz. Şey pardon yanlış söyledim. Sabah namazında sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar nafile kılınmaz. Bir de ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar nafile kılınmaz. Ama evet bu sürede yani sabah namazı ile güneşin batması arası veya ikindi namazı sabah namazı ile güneşin doğması arası. Sabah namazı ile güneşin batması arasında kaza namazı kılınabilir. Kaza namazı kılınabilir. Hı hı. Ee, burada soru sabah namazından sonraydı değil mi? Evet hocam sabah namazı vaktinde. Ha, vaktinde. Kaza namazı kılınır. Kaza namazı kılınır. Güneş doğarken kılınmaz hı hı. ama ister akşam, sabah namazının farzından önce olsun ister sonra olsun. Evet. Kaza namazı kılabilir. Yine bu soruyla alakalı başka bir seyircimiz de şöyle bir şey söylemiş. Vitir namazının kazası ikindiden sonra kılınamaz deniliyor. Ee, peki sabah namazından sonra ikindinin kazası kılınır mı? Peki bari, niye ikindiden sonra kılınamazsın ki vitir namazının kazası? Şimdi bakın. Evet. Biz hangi namazlar kaza edilir diyoruz? Farz ve vacip. Evet. Farz namazlar belli. Bir hı hı. de vacip vitir namazı. Bunlar kaza edilir diyoruz. Yani o zaman vitir namazını biz nafile olarak saymıyoruz. Nafileden daha üç bir namaz. E şimdi madem ki bu namazlar kaza ediliyor, o zaman farz namazların kaza edildiği vakitlerde, vitir namazı da kaza edilir. Hı. Bu şafi, hanefi fark ediyor mu hocam? Şafi bilmiyorum yani şafi de farklı bir görüş var, hanefi de böyle. Hı hı. Yani ikindi namazını kıldıktan sonra bitir namazı kaza edilebilir güneş batır, batarken olmamak kaydıyla. Evet. Veya sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş doğarken olmaması kaydıyla bitir namazı kaza edilebilir. Hmm. Eyvallah hocam. Seyircilerimizden biri, oruç tuttum 61 gün kefaret için ama bozdum. Sonrasında hastalandım, şimdi tutamıyorum, parasını vermek istiyorum. Ne kadar para vermeliyim ve kimlere vermeliyim? Şimdi burada bu 61 gün dediği kefaret borcu var mıydı? Yoksa onu nafil olarak mı tuttu? Bunu ayırmak lazım. Hı hı. Eğer kefaret borcu var idiyse bu kişinin yani Ramazan'dayken bile bile orucunu açmış, bozmuş gündüz ve onun kefaretini tutuyorsa eğer o yarı tuttuğu ondan sonra bırakmış ya bozmuş. 60 fakire ayrı ayrı olmak üzere birer fitre miktarı para verecek. Çünkü kaza, namaz kıl, şey orucu tutma imkanı kalmamış. Yani evet, öyle evet. Diyor. O zaman ne olacak? Para verecek. Ama o tuttuğu günleri hesaba katmayacak. Çünkü o kefaret sayılması için o tuttuğu orucun kesintisiz iki ay olması lazım. Ama burada yarıda kesmiş. Dolayısıyla o kefaret yerine geçmez. O zamana kadar kıldığı, şey, tuttuğu oruçlar nafile olur. Sevabını alır. Evet. Ama kefaret için e, 60 fakire fitre vermesi lazım. Kime dediği fakire verecek bir. Hı hı. Bir de bir fakire bir günde bir fitre verecek. Yani 60 fitre ne eder? 2000 lira al sana 2000 lira benim 60 gün oruç borcuma olmaz. Ne olacak? Bir günde bir fakire bir fitre miktarı verecek. Diyelim ki fitre 40 lira. İşte bu sene 40 lira olur, olur muhtemelen. 40 lira. Ha, şimdi o zaman ne olacak? Bir fakire her gün 40 lira verecek. Misal bu olabilir. Evet. Veya 10 fakire 6 gün 40 lira verecek. Veya diyelim ki 60 fakire ayrı ayrı 40 lira verecek. Anlaşıldı herhalde. Evet abi. hocam. Bu şekilde yapacak. Ama eğer bu kişinin kefaret borcu yok idiyse. Çünkü bir de o adet var bizim ülkemizde. Bazı insanlar kefaret borcu olmadığı halde ihtiyate bir kefaret borcu tutarlar. Bir de bu var. Ha şimdi eğer böyle ise o takdirde sadece bozduğu gün için fidye verir. Bozduğu hmm. gün için. 60 gün değil de. Evet. Orucunu arada bozdu ya. Boz bir, bir gün için mi verir? Yani bir gün eğer gündüz bozduysa bir fitre, miktarı, bir fitre miktarı verir. Ama bu ne zaman? Demin dedim. E, kefaret borcu yoksa. ihtiyaten İhtiyaten kefaret. İhtiyaten tutuyorsa. öyle tutuyorsa sadece eğer gündüzün bozduysa bir gün. Ama gündüzün değil de mesela akşam iftar ettikten sonra geriye kalanı tutmamış. 60 gün tutacak ya. Evet. O, o zaman onun hiç fidye vermesine de gerek. Hıh. Başka bir seyircimiz demiş ki bel soğukluğum var ameliyatlıyım cuma namazına gittim yanlış mı yaptım hastayken cuma kılmakta hata mı yaptım? Hayır efendim yani hastayken cuma namazı kırılmaz diye bir şey yok. Hastayken cuma namazına gitmeyebilir insan eğer hı hı. takat yoksa gidemeyecek durumda ise gittiği takdirde hastalığı artacaksa veya gittiği takdirde hastalığının uzamasından endişe ediyorsa Cuma namazına gitmeyebilir. Bu gidemez değil, gitmeyebilir. Evet hocam. Dolayısıyla da cuması sahihtir. Madem ki gidebilecek gücü hissetmiş, kendisinde gitmiş, Allah kabul etsin iyi yapmış. Bir seyircimiz kiradan artan paraya zekat nasıl verilir diye sormuş. Şimdi kiradan artan herhalde birikim. E, o kastediyor. Yani birikim ne, ne, nasıl? Şimdi biz gelirleri ayırmıyoruz. Kira geliri. Efendim miras geliri, ticaretten elde edilen kar bunları ayırmıyoruz. Evet. Mühim olan nedir? İnsanın elindeki varlıktır. Zekata tabi olan malların varlığıdır. E, dolayısıyla bir kimse nisap miktarı mala malik olmuş. Yani kiradan gelir olmuş, dükkanından kar etmiş vesaire nisap miktarı mala sahip olmuş. Hı hı. Üzerinden bir sene geçmiş ve bu sene içerisinde kiradan da birikmiş. Sene sonunda ne kadar var elinde? Kira, geliri ve diğerleri. O sene sonundaki, yani o sene sonunda derken, e, miladi sene falan kastetmiyorum. E, nisap miktarı mala sahip olduktan sonraki senenin bitiminde elinde ne kadar para varsa hı hı. onun kırk tabirini verir. Kaynağı önemli değil. Kaynağı derken şunu kastetmiyorum. Ticaretten mi gelmiş? Miras olarak mı gelmiş? Hibe mi edilmiş? Vasiyet yoluyla mı gelmiş? Yoksa efendim kiradan mı kazanmış? Hiç o önemli değil. Mühim olan şey o eldeki varlıktır. Bir sesli sorumuz varmış hocam. Kıymetli seyircilerimiz hep birlikte sizden gelen sesli sorumuzu dinliyoruz. Yolculuk. Selamünaleyküm hocam. Öncelikle bu programınız için teşekkür ederim. Gerçekten çok istifade ediyoruz. Benim sorum şu şekilde: e, Diş teli taktığımız zaman bu gusle mani oluyor mu? Çünkü ağzın çalkalanması gerekiyor. Ağız üzerinde, diş üzerinde bu teller monte edildiği için dişin bir kısmını kapatıyor ister istemez. Bu gusle mani midir? Bir engel midir? Bunu açıklarsanız sevinirim. Bir de başka bir soru daha sormak istiyorum. İnsan elbisesi üstünde e, hayvan figürü, hayvan resimleri bulunursa bu konuda ya da insan figürü olabilir. E, bununla bu elbiseyle namaz kılabilir mi? Bu konuda da cevap verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Evet, şimdi diş teli. Bu bize diş teli şeklinde değil de daha çok kaplama, dolgu şeklinde evet. sorular geliyordu. Yani işte kaplama olduğunda veya dolgu olduğunda dişimizde bu gusle engel şey değil mi? Ee, ne yapacağız gibi. Bunlar bir tedavidir. Tedavidir. Yoksa keyfi olarak yapılan işlemler değildir. Dolayısıyla tedavi amaçlı yapılan bu işlemler e, gusle engel değildir. Bunları çıkarmak zorunda da değiliz. Hı hı. E, zaten çıkarmamız da mümkün değil. Zaten e, bir de şu var. Ağzın içine gusülde ağza burnuna su almak, Şafii mezhebinde sünnettir, farz değildir. Ve Dolayısıyla Şafii mezhebine göre zaten hiçbir sakınca yoktur. Mesela bir kişi Şafii mezhebinde ağzı hiç su almadan Su almadan ağızdan hmm. usul yapsa onun usulü usuldür. Ama sünneti eksik yapmış olur ayrı konu. Hmm. Dolayısıyla böyle bir iştihat da var. Hmm. Ve bu bir sıkıntıdır, bir ihtiyaçtır. Bir tedavi yöntemidir. İnsanların tereddüt etmesine gerek yok. Şimdi bu tabi diş dolgusu meselesi, diş kaplama meselesinin tarihi ne kadar geriye doğru gidiyor bilmiyorum ama diyelim 3 senedir falan ancak olabilir. Daha öncesi yok. Dolayısıyla daha önceki kaynaklarda bu konuyla ilgili bir bilgiye rastlamak zor, mümkün değil. Ama şu var, çıkan bir dişi yerine telle bağlamak caiz mi değil mi? Telle bağlamak caiz bu görüş evet. ayrılığı yok ama altın telle mi bağlanmalı, gümüş telle mi bağlanmalı o konuda görüş ayrılığı var. Ama telle bağlamak caiz bir bakıma işte dişle tel şey yapmak gibi buna İmam-ı Azam da caiz diyor diğer imam Ebu, İmam Muhammed de caiz diyor. Yani Hanefi imamları caiz diyor. Ee, ama son işte bir asırdır filan bu kaplama, dolgu, bolgu falan çıktı. Bazı kitaplarda bunun gusle olduğu şeklinde bir şeyler yazıyor. Hı hı. Ve o o bazı kitaplar ki çok fazla e, toplumda e, hüsnük kabul görmüş kitaplar değil. Bunlar ediyorlar ki insan, ya işte hatta bir kısım insanlar bu kitaptaki o bilgiyi okuyunca dişlerindeki dolguyu söktürmüşler. Kaplamayı söktürmüşler. Allah Allah. E, bu bir işkencedir, zulümdür yani. Ama orada şu kaydı da koymuşlar. Efendim bunu yapmak isteyenler işte diyet ederken Şafii mezhebine göre diye niyet etmeliler falan demişler. Hiç gerek yok öyle bir şeye. Yani bunlar bir tedavidir. Ve bir mezhebe göre, bir iştahada göre caiz olan şeyi yaparken illa ona göre demek şart değildir. Dolayısıyla bu diş teli de bağlatılabilir, dolgusu da yapılabilir, kaplaması da yapılabilir. Evet hocam. İkinci sorusu seyircimizin o canlı resmi bulunan ha, o kitapla o şey mekruh olarak. Yani canlı resmi yapmayı e, dinimiz hoş görmez. E, dolayısıyla namaz kılınan yerde, kıblede evet. ve insanın üzerinde, elbisesinde canlı resimlerin yapılması hali bulunması halinde bu şekilde namaz kılmayı mekruh olarak kabul ederler. Ne demek mekruh? Yani iyi değil. Yapılmasa çok daha iyi olur. Eyvallah. Seyircilerimize çağrı hattımızı bir kez daha hatırlatayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli videoda normal mesaj atarak bizlere iletebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Başka bir seyircimiz demiş ki cenazeyi bir ilde kıldık. Sonra diğer ilde tekrar namaz kıldık. Uygun mudur? Valla şimdi aslında cenaze namazı farz ya. Evet. Bir namaz kılındığı zaman artık o farz yerine getirilmiştir. Sonraki kılınan namazlar cenaze namazı olmaz. Hı hı. O şey için cenaze için dua olmuş olur. Ama bunu yasaklayan bir şey de yok. Ee, dolayısıyla bir adet haline de gelmiş. Genelde bu oluyor. Hı hı. Mesela şimdi İstanbul'da vefat ediyor. İstanbul'da bir camide cenaze kılmıyor. Sonra memleketine, memleketine gönderiliyor. Orada bir daha kılmıyor. Veya Avrupa'dan gelen cenazeler aynı şekilde bunlar yapılıyor. Şimdi bunu şey adet haline de gelmiş. Şey olmaz inşallah yani. Kıl, kılınsa olur ama kılınması şart değildir. Kılınmasa daha iyi olur. İkinci defa. Bir seyircimiz mes giyiyoruz. Bozulan meslerimizi tamir ederken içinde alkol olan yapıştırıcı kullanıyorlar. Bu mesle mesleri kullanmamız caiz midir? Caizdir. O içinde kullanılan yapıştırıcı alkol değildir, yapıştırıcıdır. Onda alkol eseri kalmamıştır. Hmm. Alkol sıvı olur, içilir. Bu öyle bir şey değil bu. Dolayısıyla onun bir zararı olmaz. Yani insanlar bu kadar çok fazla bilmiyorum şey olmamalı. Evham diyelim artık. Yani o kadar şey olmamalı. Yani bu şüpheli bir şey de değil. Yani aslında Hı. Peygamberimizin hadisi var. Yani haram bellidir, helal de bellidir. Evet. Bir de ar arasında bunların şüpheliler vardır. Siz şüpheli olanlardan uzak durun. Şüpheli olanlardan uzak durmak lazım ama burada şüphe falan da yok. Başka bir seyircimiz demiş ki kalın halı üzerinde namaz kılmak caiz midir? Ya halı üzerinde namaz kılınır. Yani kalınlıktan ölçe eğer minder gibi, evet. döşek gibi yumuşak bir şeyse. Sen secdeye kapandığın zaman yerin sertliğini hissetmiyorsan onda namaz kılmak doğru uygun değil. Ama öyle bir halı olduğunu ben zannetmiyorum. Evet. Yani o camiler bizdeki halılar filan Hep yani halı onlar üzerinde namaz kılınıyor seccadelerimiz var, halı seccadelerimiz. Onda namaz kılıyor, kılınıyor. Yani burada ama dediğim gibi mesela bir pamuk çuvalının üzerine veya bir yastık, pamuk yastığın veya elyaf yastığa secde yaparsan eğer zaruret yokken o sakıncalı. Ama burada o halıya secde yaptığımız zaman o yerin sertliğini alnımızda hissediyoruz. Onun sakıncası olmaz. Hasan isimli bir seyircimiz demiş ki istibra etmenin dinimizdeki yeri nedir? Gerekli midir ve nasıl yapılır? Şimdi istibra, istinca bunlar fıkhi tabirler. Evet hocam. İstinca demek taharetlenmek. Bizim Türkçedeki kullandığımız taharetlenmek. Yani büyük abdest yaptıktan sonra temizlenmek. İşte su ile kağıtla vesaire ama burada asıl su. Şimdi e, bazı Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de öyle yok da böyle e, tuvaletlerde e, taharet musluğu dediğimiz bizim musluk yok. Evet. Yani e, tamamen kağıtla onlar temizleniyorlar. Peki kağıtla temizlenilemez mi? Temizlenilebilir ama tabii o eserinin kalmaması lazım. O şekilde temizlik mümkün olur mu? Her durumda mümkün mü? Ayrı bir olur. Ama buna istinca diyoruz. Yani taharetlenmeye. İstibra ise e, idrar yaptıktan sonra küsur kapites bozduktan sonra idrar yollarında kalan damlacıklar varsa damlalar varsa, onların dışarıya çıkmasını temin etmek, sağlamak. ya Şimdi mesela idrar torbasından idrar çıkıyor. Hı hı. O dışarıya çıkmadan yolda, idrar yolunda tam boşaltamayabiliyor. Özellikle mesela işte yaşlılarda daha çok olur bu. Evet. Veyahut da işte prostat hastalarında daha çok olur. O ne oluyor? Aynı anda idrar yapılırken hemen çıkmıyor, daha sonra gelme durumu oluyor. İşte bu istibra denilen şey idrar kalıntısı kalmayacak şekilde beklemek veya bazı hareketler yapmak. İstibra bu. Bunun dinimizdeki hükmü nedir? Duruma göre farz olur. Yani eğer bir kimse istibra yapmadığı takdirde idrarının kesilmediği mutlaka tekrar bir damlanın çıkıp abdestli olacağı varsa böyle bir kesin bilgisi veya zanlı galibi var ise o takdirde bu kişi istibra yapmalıdır. Ama böyle bir durum yok. Sağlam. Efendim Normalde bütün idrarı idrar yaparken çıkartıyor. Ve geride bir şey kalmıyor. E onun için de evet. şart değil. Yani burada önemli olan şey o iş değil. O işin işlevi. Yani o istibra dediğim şeyi yapmak değil. O istibranın doğurduğu sonuç veya gerekliliği. Buna göre hüküm değişir. Nasıl yapılır? O kişiye göre değişebilir. Yürüme tavsiye ediliyor veya ne bileyim başka yöntemler uygulanabilir. O kişiye göre de değişebilir. Ama e, tabii bu önemlidir. Yani istinca pek fazla şey yapılmaz, ihmal edilmez de istibra çok ihmal edildiği oluyor. Evet. O hem maalesef. çamaşırın batmasına sebep oluyor hem efendim abdest almışsa abdestin bozulmasına sebep oluyor. O açıdan önemlidir. Başka bir seyircimiz demiş ki hocam şu anda bir tane kızımız var. İkinci çocuğumuzu eşim çok istiyor ama ben istemiyorum. İstemediğim için günaha giriyor mu? Girer. Bir defa her anne babanın her karı kocanın çocuk isteme hakkı vardır. Eğer e, çocuk yaptığı takdirde hamile kaldığı takdirde kadının Hayatı tehlikede değil ise, hayati bir tehlikesi yoksa ve koca çocuk istiyorsa kadın ona uymak zorundadır. Aynı şekilde tersi de var. Yani kadın çocuk istiyorsa baba şey kocanın o, o isteğe uymak mecburiyeti vardır. Ancak mazeret varsa müstesna. Bu evet. bir de çocuk sahibi olmayı peygamberimiz de teşvik etmiş. Diyor ki evlenin çoğalın. Ben sizin çokluğunuzla öteki dünyada diyor, diğer peygamberlere karşı gurur duyacağım. Böyle diyor Peygamber evet. Efendimiz. Dolayısıyla işin bir de bu yönü var. Hem eşin arzusu ve rızasını gözetme söz konusu, hem de peygamberin tavsiyetini gözetme söz konusu. Hatta şu açıkça geçer şeyde, bu kitaplarımızda. Eşlerden birisi diğerinin rızası olmadan, Gebeliği önleyici tedbir alamaz. Hmm. Yani eşlerden birisi, hı hı. diğer eşin rızası olmadan, gebeliği önleyici olan tedbir alamaz. Bu, bu açıkça evet. Ya yani Bu demek ki nedir? Bu eşin hakkıdır. E dolayısıyla bir eş bunu istiyorsa ki özellikle bu bir tanecik çocukları varmış. Hani bazen öyle oluyor ki altı yedi tane çocuk oluyor. Ya bundan sonra artık biz bunlara bakmakta zorlanırız filan diye işte diyelim çocuk olmasın bir daha diye düşünüyorlar. Evet. Ama bunlar bir tanecik çocuklar var. E burada bir mazeret de yok yani. Eyvallah hocam. Seyircilerimizden biri çalıştığım şirketin bir bölümünde müdür olarak görev yapıyorum. Şirket için bazı giderler oluyor. Bunlara fatura alıyoruz ve parasını şirket bize ödüyor. Ama bazen aldığımız ürün değil de başka bir ürün adına fatura alıyoruz harcadığımız miktar kadar bunda bize bir sıkıntı olur mu? Kafamıza soru işareti oluyor. Sonuçta harcama şirket için harcanıyor. İsim önemli mi demiş. Şimdi bir defa şu önemli. Eğer aldığı fatura ödediği miktardan fazla ise hı hı. bu aradaki fazlalık gasp sayılır. Veya hırsızlık sayılır. Yani ne olmuş? Sen şu bardağı almışsın evet. 10 liraya. Ama 15 liralık olan şu bardağı fatura kestirmişin Ve patrona da işte şu bardak aldık 15 liraya demişsin. Ve burada 5 lira haksız yere para almış. Eğer böyle bir durum varsa bu haramdır. Caiz değildir. Ama öyle değil de beblalar aynı ise. Evet hocam. Yani her hem fatura kestirdiği mal cinsinin fiyatı ile satın aldığı malın fiyatı aynı ise ve satın aldığı mal fiyatından fatura kestirmişse yani kendi cebine bir şey atmamışsa o zaman devlete karşı bir sorumluluk olabilir. Neye böyle bir yöne gidiyorlar? Mesela şu olabiliyor işte bazı malların kademesi üstün yüksek oluyor. Hı hı. Bazıları düşük oluyor. Hani şimdi de zamanımızda şimdi son günlerde biliyorsunuz yüzde bire düştü temel gıda maddeleri. Evet. E sen şimdi yüzde sekizlik veya yüzde on sekizlik KDV'si olan bir mal alıyorsun. Ama yüzde birlik olan bir mala fatura kestiriyorsun. Bu da devlete karşı bir şey oluyor. O da oraya oraya karşı bir sorumluluk evet. oluyor. Bir de şu önemli tabii. Bu müdür. Yani bir bölüm müdürü ya onunla patron bu işte aynı mılar. Ona da yani ikisi de bunu biliyorlar mı? Böyle yapılmasına rıza gösteriyorlar mı? Yani işin bu boyutları var. Ama en kötü ihtimalle e, devlete karşı eğer şeyde KDV'de devlet gelirinde bir Oyun oynanıyorsa bu devlete karşı bir sorumluluktur. Eğer patronun bir işten haberi yoksa patrona karşı sorumluluktur. Eğer verdiği parayla kestiği fatura arasında fark varsa, fazladan para ödemiş görünüp de o fazla cebine atıyorsa o zaten haramdır. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimizin sorusu. Hocam ikindi namazının sünneti öğle namazının sünnetiyle aynı mı kılınır? Kılınış olarak aynıdır. Ancak ikindi namazının sünnetinde iki rekattan sonra oturduğumuzda etta'iyatü'den sonra Allahümme salli, Allahümme barik okunur. Evet. Ve bir de ayağa kalkınca sübhaneke okunur. Ha, bunlar sünnettir. Bunun dışında aynıdır. Diğer e, kılınış şekli hmm. itibariyle fark yoktur başka. başka. Yani öğle namazının sünnetinde iki rekattan sonra sadece etta'iyatü okunur. Ama ikindi namazının sünnetinde İkinci rekattan sonraki oturduğumuzda ehtiyatü yarı sıra Allahümme salli Allahümme barik Başka bir seyircimiz ikinci namazının sünnetiyle yatsı namazın ilk sünnetinin iki rekat kılındığına dair bir rivayet var mı diye evet, sordu. kılınabilir. İki rekat da kılınabilir. Dört rekat da kılınabilir. Çünkü bunlar e, gayri sünnetlerdir. Hı hı. E, bu caiz evet. Bir sesli sorumuz varmış hocam. Kıymetli seyircilerimiz hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Selamünaleyküm. Benim e, sorum şu. Rahman suresinde geçen iki doğunun ve iki batının Rabbine e, bu kelimeden iki doğu ile iki batı hangi iki batıdan bahsedilmektedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet hocam. Şimdi burada Rabbul Mescid-i ve Rabbul Mağribeyn. Yani iki doğunun ve iki batının Rabbi. Bir kapallık var. Ve Peygamber Efendimiz'den de bununla ilgili bir açıklama Yok bildiğim kadarıyla. Niye? Çünkü e, tefsir alimleri kendilerine göre yorumlar yapmışlar. Eğer bir hadis olsaydı onun naklederlerdi ve iş biterdi. Ve şöyle diyorlar bir mesela bazı alimler demiş ki bundan maksat güneşin doğması ve ayın doğmasına göre. Yani güneşe göre doğu, aya göre doğu. Hı. Bir bu şekilde izah edenler var. Bir. İkincisi mevsimlere göre. Mesela yaz mevsiminde güneşin doğması ile Kış mevsiminde güneşin doğması, dünyadan görünmesi aynı değildir. Evet. Mesela yazın sabahleyin 6'da güneş görürsün, ama kışın saat sekizde ancak görürsün. Niye sekizde ancak görürsün? Çünkü güneş ilk dünyada görüldüğü andan itibaren iki saat süreyle bize görünmüyor. E aslında güneş var ama evet işte gündüzleri kısa olduğu için daha geç biz onları fark ediyoruz. Bazıları bunu bu şekilde anlıyorlar. Yani yazın ki doğduğu doğu ile kışın ki doğduğu doğu. Yazın ki doğduğu batı ile kışın ki doğduğu batı. Yani böyle izah edenler var. Ee, belki başka da vardır ama benim aklıma kalanlar bunlar. Eyvallah hocam. Seyircilerimize çağrı hattımızı bir kez daha hatırlatayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli videolu normal mesaj atarak bizlere iletebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Denizli'den Fatih Bey demiş ki katılım bankasından ihtiyaç finansmanı çekmek uygun mu? Borçlarımı kapatmak için para lazım. Ne yapabilirim? Şimdi ben katılım bankasının ihtiyaç kredisi verdiğini bilmiyorum. Borç kapatmak için nakit para verdiğini bilmiyorum ve vermezler. Evet. Çünkü bu onların hem dini açıdan hem de kanuni açıdan ona cevaz ver, izin verilmiyor. Yani bu katılım bankaları diğer bankalar gibi al sana 100 bin lira işte senelik %15 lira faiz sen bunu bir sene sonra 115 bin lira olarak öde demez. Bu onların kuruluş kanuna aykırı zaten. Hı hı. Ve dini açıdan da caiz olmaz bu faize girer. Ve o zaman o katılım bankalarının hiçbir farklı yönü olmaz. Peki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar mal temini yapıyorlar. Yani e, müşterinin ihtiyaç duyduğu malı temin ediyor. Efendim ben bir otobüs alacağım, param yetmiyor. Sen bana bir otobüs al, sat. Tamam, kaç lira otobüs? 3 milyon lira, 5 milyon lira, neyse. Senin ne kadar param var? 1 milyon. Tamam. 1 milyonu peşin, üzeri vadeli olmak üzere sana 5 milyon lira ben bulurum. Sen git, araştır piyasayı, öğren gel, var mı, kaşa var, hangisini istiyorsun? Müşteri gidiyor, araştırıyor, soruşturuyor, fiyat öğreniyor, beğeniyor. Geliyor ben şu fiyatta şöyle bir otobüs tamam beğendim. E, Katılım Bankası onu vadeli, şey, peşinde satın alıyor. Ve vadeli olarak müşteriye satıp para kazanıyor. Bak burada müşteriye otobüs alacak olan ihtiyaç sahibine para vermiyor. Al sana 4 milyon git al Hı -hı. otobüsünü bana 5 milyon öde demiyor. Evet. Ya ne yapıyor. Otobüsü alıp satıyor. Dolayısıyla ihtiyaç kredisi karşılama veya borcu ödemek için kredi alma katılım bankalarından mümkün değil. Eğer öyle yapıyorlarsa katılım bankası olmaz o. <laughs> Fatih Bey'in ikinci bir sorusu. Namaz sonunda sehiv secdesi yaparken sadece sağ tarafa selam vermek yeterli midir demiş. Olabilir. Yani iki tarafa da selam verse olur. Tek tarafa selam verse de olur. Hatta iki tarafa vermek daha uygun, daha iyidir diye bazı kitaplarda kayıt geçer. Seyircilerimizden Selma Hanım demiş ki ben yurt dışında çocuk yuvasında çalışıyorum. Vakit namazlarımın farzlarını temim abdesti alarak çabucak kılıyorum. Ancak o şekilde becerebiliyorum. Bunda bir sakınca var mı? Valla ortamını bilmek lazım. Niye abdest alamıyor? Yani namaz kılabiliyor da abdest niye alamıyor? Ha Lavaboda efendim girdiği zaman işte abdest almasına izin verilmiyor olabilir. Eğer oradan gizli mizli abdest alamayacaksa, abdest alması hiç mümkün değilse o zaman tevhüm yapabilir. Ama biraz sıkıntıya da girerek abdest alabilecek durumda ise o zaman abdest alır. Yani burada tevhüm ne zaman abdest yerine geçer? Bir, su bulunmazsa. iki su bulunur ama kullanma imkanı olmazsa. Şimdi bu çocuk yuvasında, kreşte çalışmada evet. su vardır mutlaka. Ha? Ama onu kullanması mümkün değilse eğer artık oradaki şartlara göre niye mümkün değil, onun cevabını ben bilemem. Hı hı. Oradaki şartlara göre. Mümkün değilse o zaman teyemmüm yapabilir. Ama mümkünse o zaman abdest alması lazım. Ki buna da kendisi ibadet yapıyor. Yaptığı ibadetin Allah tarafından kabul edilir olması lazım. Ve Cenab-ı Hak diyor ki sen su bulabiliyorsan teyemmüm yapmayacaksın. Dolayısıyla suyu kullanma imkanı varsa zar zor da olsa teemmüm edemez abdest alır. Fatma Hanım demiş ki hamilelikte bebek düşmesin diye 99 esmayı okuyup 99 düğüm atsak doğuma kadar çözmezsek bebek düşmez diyorlar. Doğru mudur? Ve hamileyken bebeğe zarar gelmesin diye doğuma kadar hangi dualar okunmalıdır? <laughs> Şimdi bu böyle 99 tane şey okumak düğün bilmemiş hikaye. <laughs> Öyle bir şey yok. Yani evet. ne yapacak bu hanımefendi? Dikkat edecek kendisine bebeğin düşmemesi için. Böyle ağır yük taşımayacak. Artık bunu doktorlar söyler onu. Onun dışında başka bir şey yok. Ha duaya gelince her konuda dua edilir. Her duada yapılabilir ama bebek düşmemesi duası diye ayrı özel bir dua yoktur. Evet hocam. Cevdet Aydın demiş ki Abdestsiz olarak cep telefonu veya tabletten Kur'an-ı Kerim'i açıp okusam olur mu? Yoksa yine abdest almam gerekir mi? Kur'an-ı Kerim'e yeni geçtim. Haliyle ayet-i kerimeleri okurken nefesim yetmiyor. Bu durumda nasıl hareket etmem gerekir? Şimdi abdestsiz cep telefonundan veya bilgisayardan, tabletten neyse Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Onun sakıncası yok. Onu koyalım kenara. Evet. Hocam. Yeni başlamış Kur'an-ı Kerim okumaya. Efendim e, nefesi yetmiyor ayet bitmeden ne yapması lazım. Şimdi secavent dediğimiz işaretler var. Yani kelimelerin üzerinde kaf, z, <laughs> ...sat... lam elif gibi ...tığ dura var. Tığ gibi şey, <laughs> işaretler var. Bunlardan lam elif var ise orada durmayacak üzerinde. Ama Mesela min varsa duracak. Orada duracak. Evet. Veya tı varsa duracak. Durabilir daha doğrusu. Peki ilham ve de durmayacak dedik. Diğerleri de durabilir diyelim. Onlardan bazıları da z vardır. Mesela caiz demektir. Hı hı. Min vardır. Lazım demektir. Şimdi onlar da durdu. Arkadaki bir kelimeden durdu. Nefesini aldı. Okuduğu son kelimeden veya son iki üç kelimeden alıp tekrar devam edecek anlatabilir mi? Evet, la melif durağında. La melif'te durmayacak. Hı, hı durmayacak hiç. Çünkü orada la durma diyor orada. Ama nefesi yetmiyorsa orada Mezguluk durup duracak. geriden geriden alıp tekrardan hı, okuyup nerede devam edecek. nerede olursa olsun nefesi yetmiyorsa duracak. Hı hı. Geriden alıp okumaya devam edecek. Ama mümkün mertebe la melif'te durmaması lazım. Durmamaya çalışacak. Evet. Böyle yapacak. Eyvallah hocam. Seyircilerimizden Mustafa Bey demiş ki ben yeni bir apartman dairesi aldım. Tuvalet taşı ve klozetin yönü kıble yönünü gösteriyor. Dinimize göre bu şekilde tuvalet ve klozette kıbleye doğru oturmak doğru mudur? Şimdi Peygamber Efendimiz La <laughs> testakbulul kıblete ve la testedburu şarriku ev harribu Demiş. Ne demek bu? E, abdest bozarken önünüzü kıbleye doğru çevirmeyin. <laughs> Arkanızı kıbleye doğru çevirmeyin doğuya veya batıya dönün. Medine'ye göre bu tabi. Yani Medine'ye göre e, Mekke-i Mükerreme güneyde. Evet. Dolayısıyla açık havada tabi. Doğuya dönmeyin ve arkaya dönmeyin. Sağa dönün. Yani doğuya veya batıya dönün. Yani bu var hadiste var. Dolayısıyla buna mümkün mertebe uymak lazım. Ancak bu alimlerin bazı anlayışlarının izahına göre bu açık havayla ilgili. Yani dışarıda, hmm. kırda, bayırda. Ama kapalı yerlerde eğer olursa, bunun sakıncası olmaz diyen alimler var. Kapalı yerlerde. Evet. Bir de şunu diyenler de var. E, arka kıbleye dönülürse zararı olmaz diyenler de var. Onlar hepsinin gerekçeler var. Şimdi ona girmeyelim. Ha, şimdi burada yapılmış bir bina var. Evet. Ha, ondan dolayı o satın aldığı binayı geri verecek değil. Ha eğer gönlünün rahat etmesi için yönlü değiştirebiliyorsa imkanı varsa orada değiştirsin. Mesela klozet diyelim var. E klozetin yönünü değiştirebiliyorsa değiştirsin. Hı. Ama değiştiremiyorsa illa öyle yapacak diye bir şart yok. Dediğim gibi alimlerin birçoğu veya bazıları diyelim kapalı alanlarda bunun şart olmadığını veya gerek olmadığını söylüyorlar. Hı. Tabi hocam bu durumlarda mesela müteahhitler, mimarlarda... Keşke bu hassasiyeti gösterseler ama yapsalım. tabii herkes de bilmiyorlar bu mimarlar, bu hükmü bilmiyor. Veya bilse bile önemsemiyor. Veya işte şey dar, mekan dar ancak öyle bir şey oturtabiliyor falan çeşitli sebepler oluyor. Veysel isminde bir seyircimiz demiş ki, secde arasında falfilli demek caiz midir? Secdede mi, secde arasında mı? Secde arasında demiş. Hocam. Yok sünnette yok o. Dolayısıyla yapmamak lazım. Secdede denilir mi? Peki? Denilebilir secdede. Falfilli beni affet Tabii. demek bu arada. Muhammed Emin isminde bir seyircimiz demiş ki ben askerdeyim cami yok ve cuma namazı kıldıracak kimse de yok. Bunun hükmü nedir? Ona cuma namazı farz değil. Hmm. Yani bulunduğu yer şehir dışında. Evet. Efendim arazide cami yok. Namaz kıldıran kimse yok. O kişi vakit namazı kılacak öğlen namazı kılacak. Cuma namazı kılması şart değil. Yani o onu terk edip kaçıp gidip şehirde cuma namazı kılması gerekmiyor. Başka bir seyircimizin sorusu. Fatiha'nın sonunda Allah'ım beni doğru yola ilet. O gazaba uğramış sapmışların yoluna değil ifadesini nasıl anlamalıyız? Vela la'lin kelimesinin Türkçesi nedir? Neden uzatarak söylüyoruz? Şimdi orada gayrul gayrul maudubi aleyhim var bir. Bir de velat dalil var. Evet. Mağdubi aleyhim demek gazabı baruz kalanlar, kendilerine gazap edilenler demek. Dallin de dalalette olanlar demek. Şimdi bu gayril mağdubi aleyhim farklı tefsirler var. Yani bunlardan birisi şeyin Hristiyanlar, birisi Yahudilerdir şeklinde izahlar var. Yani hı hı. ihtine sıratı al müstakim, sıratı lezine en amta aleyhim. Yani bizi dost doğru yola ilet. Peki o dost doğru yol hangisidir? Kendilerine nimet verdiklerinin yolları. Yani peygamberlerin, evet. salih kişilerin yolları. Gayril mağdubi aleyhim ve dalil. Kendileri gazaba uğrayanlar ve dalalette olanlar değil. O böyle dalilinin anlamı dalalette olan, sapıklık olan demek. Onlarda, da e, Hristiyanlar ve Yahudiler şeklinde izah edenler var. O niye çekiliyor? Böyle dalil. E bu Arapçanın bir özelliği. Kur'an-ı Kerim'e has bir şeydir bu. Evet. Tecvitle ilgilidir biliyorsunuz. Metti arz, metti lazım, metti muttasıl, metti munfasıl, metti tabi falan gibi tabirler var. Tabi bunları biz burada anlatamayız. Anlatsak da insanlar anlamaz. Ehli olanlar bilirler. Bunlar tecvid kuralıdır. Bu kurala göre böyle dalin diye çekilmesi gerekiyor. Onun için çekilir. Eyvallah hocam. Son iki dakikamız var hocam. Bir seyircimizmiş ki İzmir'deki damadım askeri doktor. Oyaktan kendisine indirim geliyor. Damadım indirimle araba aldı, biz kullanıyoruz. Bu caiz midir? Caizdir. Yani bir kimse bir mal satın almış, ona malik olmuştur. O malik olduğu malı ister kendi kullanır, ister bir başkasına kullandırır. Yani hmm. o e, oyak sonuç itibariyle ne yaptı? E, o damadına o arabayı verdi. Sattı yani. Evet, bir indirim sunuyor. İndirimle sattı olabilir. Tümüyle de mesela daha pahalı alıp da damadı kayınpederine verebilir. Bunda hiçbir sakınca yok ama bu özürlerle ilgili olan bir indirim var. Hı -hı. Doğrusu o benim gönlüme yatmıyor. Çünkü e, devlet bir şey koymuş da işte, özürlüler için alınan e, araçlarda işte şu kadar vergi alınmıyor neredeyse yarı fiyatına iniyor. Evet. ama binen sapası alam insanlar özürlüğü hayatında bilmemiş bile ona. Hı -hı. benim bu bana yatmıyor ama öbürü buna benzemiyor. Hocam kısa bir süremiz var. Son bir soru sorayım. Hıdır Danış isimli bir seyircimiz. Namazdan sonra Fatiha okuyoruz. Peygamberimize anne babamın ruhuna ulaştır diye dua ediyorum. Doğru mudur? Doğrudur. <laughs> Devam etsin. <laughs> e ne diyelim ya illa bütün soruları anlatacak, açıklayacak halimiz <laughs> Eyvallah yok. Eyvallah hocam. Bunun cevabı bu kadar yeter. Zaten eski kitaplarda hocam soru bir sayfa soru, soru o cevap, fetva he, fet, fetvalarda bu. el eski cevap caizdir şey, caiz şeklinde o, çok kısa Eyvallah hocam Allah razı olsun çok teşekkür olsun. ederiz Rabbim size sağlık afiyet Tabii. versin son nefeste imandan Kur'an'dan ayırmasın Dünler inşallah. Bize. Allah razı olsun güzel dua yaptık. Kıymetli seyircilerimiz İslam'ın Işığı'nda günümüz mes'eleleri programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tabi program süremiz sınırlı olduğu için sizden gelen bütün soruları cevaplandıramayabiliyoruz. Ancak o soruları diğer programlarımıza cevaplandıracağız. O yüzden programımızı takipte kalmaya devam edin ve bizden haber bekleyin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.